Artı TV'den günaydın sevgili izleyiciler. Bugün 27 Haziran 2022 Pazartesi ve biz 1300. gün başlıyorla karşınızdayız. Gazetelerle hemen başlayalım. Sonra detaylı okuyacağız. İlk sırada Yeni Yaşam gazetesi var. Yeni Yaşam'ın manşetinde Öcalan'la oyun olma, oynanmaz. HDP MK üyesi Erbaş İmralı için spekülasyon üreten iddiaları da iktidar da muhalefeti de uyardı diyor haberde. <laughs> Doğan Erbaş herkesi ciddiyete davet ederek Öcalan'ın kimse benimle oyun oynamasın. Bu son derece ağır bir meseledir. Ciddi alınması gerekir sözlerini hatırlattı ve tecidi kaldırma çağrısı yaptı. Fotoğraflı haber Öcalan'a yine habersiz yasak geldi. Aslında hukuk bürosu avukatlarının görüş talebiyle Bursa infaz hakimlerine başvuruda bulunması üzerine PKK lideri Abdullah Öcalan'a ve diğer tutuklara 3 aylık yeni bir yasak verildiği ortaya çıktı. Hakimliğin 8 Haziran'da verdiği red kararı Avukatların itirazını görüşen mahkeme 31 Mayıs'ta 3 aylık yeni bir disiplin cezası verildiğini açıkladı. Düsseldorf'ta binler yürüdü. Almanya'nın Düsseldorf kentinde Türkiye'nin kimyasal saldırısına ve İmralı tecridine karşı insanlar sokaklarda tepkilerini dile getirdiler. Şeker artık altın gibi. İktidar Şekere zam konusunda dünya rekorları kırdı. Geçtiğimiz gün şekere %67 oranında zam yapan bu ucuz şekere yapıyormuş bu zammı. 27 Haziran'dan itibaren geçerli olacak. Yani bugünden zamdan önce yurttaşlar marketlerin kapısında gece yarısından itibaren sıraya girdi. Kamuya ait şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle başlayan kriz gümrük vergilerinin sıfırlanmasıyla giderilmeye çalışılırken Sürecin faturası halka çıkıyor. Yüzde altmış ne demek ya? Evet. Kürdü inkarla bir yere varamazsınız. Binlerin katıldığı HDP Urfa İl Örgütü kongresinde konuşan eş başkan Pervin Buldan Kürt halkının kimliğini inkar edenler, Kürtlerin cezaevine koyanlar, parlamento dışına atmak isteyenler hiçbir zaman başarılı olamadı dedi. Geniş katılımlı kongreyi selamlayan Buldan büyük kongreye çağrı yaparak 3 Temmuz'da bir kez daha mücadeleye devam diyeceğiz dedi. Silopi yürüyüşü var. Kadınlar savaşa ve şiddete izin vermeyecek başlığıyla. Melina'nın korkunç mülteci katliamı Melina'da. Fas'ta bunu bir günde daha geniş biçimde vereceğiz. Fas'ta İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla'ya girmeye çalışan onlarca mülteci katledildi. 37 kişi ölmüş. Burada henüz 23 kişi diyor. Haber ilerledi daha sonra. Ekonomisi en kırılgan iki ülke Arjantin ve Türkiye. Harvard ekonomi profesörü Jeff Frankli e Döviz cinsinden borcu yüksek ülkelerin artan resesyon sinyalleri giderek daha riskli bir konuma geldiği uyarısını yaparak dünyadaki en kırılgın iki ülkenin Türkiye ve Arjantin olduğunu söyledi. Dünyadaki en batmaya en yakın ülke Türkiye ama Hazret çıkıyor diyor ki dünyadaki diyor krize karşı en büyük büyümeyi biz gösterdik. Nasıl büyüdün? Aldım borcu koydum ekonomiye ekonomi büyüdü dedim. Borç aldım baba, bunu nasıl ödeyeceksin? Para yok, hiçbir şey üretmiyorsun, satacağını sattın, hiçbir şey kalmadı. En sonunda diyeceksin ki sahibinden satılık ülke, yani olduğu gibi zaten satılmadık bir yer kalmadı. Bir de e, filan bütün toprağı satacak herhalde. Bir daha aynı katliamı yaşamayacağız. İşitçedelerin 25 Haziran 2015'te Kobene'de gerçekleştirdiği katliamda yaşamını yitirenler mezarları başında anıldılar. Hasta tutuklar için fotoğraf sergisi açıldı. Aysel Tuğluk ve Hasta Mapuslara Özgürlük Platformu Konak İskele önünde hasta tutukların fotoğraflarının öykülerini içeren resim sergisi düzenledi. Bu orta çağ zulmü artık dursun diyoruz. Orta çağ zulmü. Orta bile bugünkü AKP iktidarından daha insaflıydı. Evet. Evrensel'e bakalım. Evrensel'in manşetinde, sür manşetinde onur yürüyüşü. Yasak tanımadı. Dün İstanbul'da gene büyük yasaklar vardı. Valilik sanki İstanbul işgal edilecek gibi, aynı eski İstanbul valisi e, Muammer Güler gibi. Metroları çıkışlarını yasakladı, bizim arkadaşlarımız da işe gelemediler. Tabi birçok insan da işlerine gidemedi ve bunu da yaygın biçimde yapmadılar duyuruları. Taksim'de, Şişhane'de metrolar durmadı. Kabataş piniküleri de çalışmadı yani Taksim'e çıkılmasın diye. Ama şeyler bu eylemi dağıtmak için toplanan AKP'nin paramiliter güçleri valilik ve kaymakamlıktan bize ulaşan tebliğe göre siz merak etmeyin, çıkmayın oraya. Biz zaten yasaklayacağız diye. Valilik onları muhatap almış ve onlara bildirimde bulunmuş. Anadolu bilmem neleri, Anadolu fedaileri falan diye böyle trişka'dan örgütler. Ama neler oldu? Banşet'ten okuyalım. Engellemelere rağmen yürüdüler. LGBTİ'ler tarikatların linç çağrılarına, nefret söylemlerine, valilik yasaklarını tanımayarak birçok ilde onur yürüyüşü gerçekleştirdi. 20. İstanbul onur yürüyüşünde yüzü aşkın kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında gazeteciler de var. LGBTİ'ler engellemelere karşı vardık, varız, var olacağız dedi. Gezi direnişine selam da gönderildi. İstanbul ve İzmir'de engellemelere ve gözaltılara karşı geri adım atmayan LGBTİ'ler gerçekleştirdikleri basın açıklamaları ile hayatın her alanında uygulanan ayrımcılığı protesto etti. Eşitlik istedi. Gezi direnişine selam gönderen İstanbul'daki açıklamada ayrımcılığa, nefrete ve şiddete karşı direnişimiz sürecek dedi. Fotoğraflı haberde burada yer alıyor rengarenk bayrakları ve giysileriyle alanlardaydılar. Evrensel'in manşetinde yoksullaşma sağlığı tehdit ediyor. <laughs> sağlık örgütleri İstanbul'da yoksulluk ve sağlık ilişkisini masaya yatırdı. Sağ araştırmalarına göre ilaca ulaşamamaktan yetersiz beslenme ve barınmaya kadar pek çok sonucu olan yoksulluk arttıkça sağlık sorunları büyüyor, ömür kısalıyor. Yoksulluk ömrü kısaltıyor. Spotlar şöyle devam ediyor. Çocuk ölümleri üçte biri yetersiz beslenmeden kaynaklanıyor. Varsıl ailelerde ortalama yaşam süresi yoksul ailelere göre 10-15 yıl daha fazla. Aşılar ücretsiz olmasına rağmen yoksul aile çocuklarının tam aşılık oranı sadece %57'de kalmış. Yarıya yakını da aşı olmamış. Kadınların %37'si hijyenik pede erişemiyor. Zamlar nedeniyle pedi markette değil, pakette değil tek tek alanlar var. Tekstil işçilerinde tüberküloz artıyor. Merdiven altı ve havasız yerlerde çalışan tekstil işçisi kadınların yarısında tüberküloz gözleniyor. Bir kadın akşamları yemek yaptığını yemek yaptığını söylediği tencerede su kaynatarak çocuklarını oyalamak zorunda kalıyor. Şey gibi abartılı eski zaman filmlerinin senaryoları gibi okuduğum bölümler. Bodrum'da <laughs> diyabet hastası bir çocuğun evinde buzdolabı yok. İlaçlar komşunun buzdolabında saklanıyor. Evet. İnsanlar insan onuruna yarışır. Ücret hakkımızdır dedi. MMK <laughs> Meteoroloji İstemir İskenderun Gübre <laughs> ve birçok fabrikada işçiler insan onuruna layık bir ücret istiyoruz dediler. <laughs> Göç politikalarının korkunç bedeli Fas İspanya sınırında mülteci katliamı yapıldı. Korkunç. Sevgili izleyiciler, elleri kelepçelenerek yerde bekletilen mülteciler yere yatırılmışlar. Onlarca mülteci de öldü. İspanya'nın Kuzey Afrika ülkesi Fas topraklarındaki sömürgesi Melilla'da Fas-İspanya sınırındaki çitleri aşmaya çalışan yüzlerce mülteci şiddetle karşılaştı. En az 37 mülteci yaşamını yitirdi. Katliam İspanya'da büyük yankı uyandırdı. Birçok sosyal ve siyasi örgüt protesto çağrıları yaptı. Ölen mülteciler için bazı mahallelerde mumlar yakıldı. İspanya hükümeti mültecileri ülkenin egemenliğini saldırmakla suçladı. Ortak açıklama yayınlayan FAS ve İspanya, İspanyol İnsan Hakları Örgütleri ise katil Avrupa Birliği göç politikaları FAS ve İspanya arasındaki anlaşma olduğunu vurguladı. Fas İnsan Hakları Örgütü göç politikalarının korkunç bedeli diyerek tepki gösterdi. Kendi ülkeleri yaşanmaz hale getiren kapitalizm insanları e, nefes alacakları, karınları doyacakları ülkelere yönlendiriyor. Fatih Polat'ın bugünkü yazısı Çocuk Kitapları Linç Kurbanı <laughs> Bir erkek Kurulu olma özelliğiyle bilinen kurul, iktidar medyasının kampanyası üzerinden Türkiye'de ve dünyada yıllardır okutulan kitapları bir anda muzur ilan ediyor. Elleri değmemiş, iktidar basının köpürttüğü haberlerden geçmeyen cesaret ve korku, diktatörlük ve demokrasi iyi ve kötü, beden ve akıl muzur ilan ediliyor. Ama neye göre? Onların da yüzme hakkı Diyarbakır'da ücretli havuza gidemeyen çocuklar yazın kavurucu sıcakta serinlemek için anzele suyuna bırakır kendini. Ancak çocukların burada boğulma tehlikesi geçirmesi aileleri tedirgin ediyor. Aileler ücretsiz sağlık ve güvenli havuz istiyorlar. Ekonomide bir norm daha rahmanilik <laughs> Bakan Nebati sözcüsü ve seçkin mensubu olduğu sermaye sınıfının hatta onun bir kliğinin çıkarlarını savunmayı rahmanilik düzeyinde yükseltiyor. Sermayenin çıkarlarını savunanları ise şeytanın hizmetinde olmakla söylüyor. Sermayenin çıkarlarını savunmayanları şeytanlık demiş. Hadi oradan diyoruz. Hadi oradan. Yani, bakanlıktan değil tabii, hadi oradan. <laughs> bir gün, bir güne bakalım. Rantçı düzen, halkçı direniş. <laughs> Kaz Dağları, Cerat Tepe, Toskoparan fark etmiyor. İktidar tüm gücüyle daha çok rant için saldırırken halk direniyor. Ok Meydanı Fatih Tepe ve yani Fatih Tepe Mahallesi'nde elektriği, doğalgazı, suyu kesilen alt dayanışma için yeni bir yaşam kuruyor. Böyle böyle yayılacak. Üzerinde geldikçe artık dayanamayacaklar. İnsanlığı öldürdüler, yere batsın sınırınız. Bu da Fas'taki İspanya sınırındaki mültecilerin durumu kelepçeleriyle yere yatırmışlar insanları. İspanya ve Kuzey Afrika topraklarındaki Melina'da yaşayan göçmen akını katliama dönüştü. Fas polisi sınır hattında İspanya'ya geçmeye çalışan 2000 göçmene müdahale etti. Üzerlerine ateş açtı. En az 37 kişi yaşamını yitirdi. Fas yetkilileri izdam açıklaması yaptı. İspanya Başb Başbakanı Sanchez Fas güvenlik güçlerine teşekkür etti. Halk örgütleri insanlık trajedisine de tepki gösterdi. <laughs> evet, diğer haberlerde şöyle ülkenin utanç tablosu. Çocuğa cinsel istismar suçundan geçen yıl açılan 29822 dosyada 16161 ceza kararı çıktı. Dosya sayısı son 9 yılın rekoru. Diyorlar ki Türkiye'yi yani biz bizler gibi olanlar, e, bu fotoğrafı çıkartıp gösterenler, Türkiye'yi tecavüzcüler ülkesi gibi gösteriyorsunuz. Aha bu ne? 29 bin dava, 30 bin. 30 bin çocuk istismarı davası açılıyor. Bunun yarısından fazlasında da mahkumiyet çıkıyor. Hem de sizin mahkemelerinizde, her şeyi ayarladığınız mahkemelerinizde. Bugün sevgili izleyiciler... İkinci bölümde Ayşe Sarısu Pelivan, e, Yüksek Yargıç, Yargıçlar Sindikası Başkanı bizim konuğumuz olacak. Ve bu konuları da konuşacağız onunla. Evet, bu utanç tablosudur. Adalet Bakanlığından veriler, ceza mahkemeleri çocukların cinsel istismar suçunda yönelik alınan kararların sayısını açıkladı Veriler ülkenin utanç tablosunu ortaya koyduğu istatistiklere göre çocukların cinsel istismarı suçu kapsamında mahkemelerde görülen davalarda geçen yıl toplam 29.822 karar çıktı. Son 9 yılın rekoru bu. Bırakın yaşayalım diyenler ise öyle değil. Bakın her yürüyüşleri onur. Onur haftası etkinliklerinde bu yıl iktidarın yasağı ile karşılaştı. İstanbul LGBTİ artı onur yürüyüşünde polis müdahale etti. İstiklal Caddesi'nde çıkan tüm yolları barikatlarla kapatan polis Cihangir'de yürüyenleri de engelledi. En az 150, 150 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında geçen yılki onur yürüyüşünde polisin boğazına basarak gözaltına aldığı Ajans Frans Press muhabiri Bülent Kılıç da yer aldı. LGBTİ artılar polise aşk aşk hürriyet uzak olsun nefret sloganı ile tepki gösterdi. Yapılan açıklamada her türlü yok saymaya karşı burada olduğumuzu aykırıyoruz. Alışın ya da barışın bizim gitmeye hiç niyetimiz yok denildi. Polis İzmir'deki onur yürüyüşünü de 8 kişiyi gözaltına aldı. Aslında bunlar Süleyman Soylu'nun düşüncelerini yansıtan uygulamalar. Böylece puan topladıklarını zannediyorlar. AKP'li belediye, diyanet işlerini hiç aratmamış. Yerel iktidar ve yerel yönetimler ekonomik kriz karşısında çaresiz kalan yurttaşı görmezden gelirken AKP'li Hasan Kılcı'nın yönettiği Konya Karatay Belediyesi son iki yılda beş mali Kur'an kursu inşa etmek için milyonlarca lira harcadı. 50 milyon euroluk Baron Orhan adı belli cinayeti Timur Soykan'dan bu da yine. Orhan adı belli cinayeti Sedat Peker'in iddialarından sonra nihayet gündemde. Avrupa'nın en büyük limanlarında bilgisayar korsanlarıyla sızıp uyuşturucu kaçakçılığı yapacak kadar etkili bir baronun öldürülmesiyle ilgili yeni bir sayfa açıldığı iddialara göre. Öldürmeden önce 50 milyon avroluk alacağı peşinde ve yeraltı dünyasına da ölüm ölüme kadar varacak masa kurulmuştu. Keşke mafya cinayetlerinde gerçeği tüm yönleriyle ortaya koyan soruşturmalar yürütülse. Toplumun gözlerinin içine bakarak büyük suçların örtüldüğü bir karanlığın içinde batıyoruz dedi Timur Soykan. Bugünkü yazısında yazının devamı 7. sayfada bir gün okurları bunun devamını alabilir. Ayrıca internette de var. İktidarın hayali boşa, turizm can suyu olmaz. Evet. Geçen günü sevgili izleyiciler, e, hocamız e, Haluk Şahin o e, Bozcaada'da yerleşti ve yaşıyor. Kitaplarını da oraya götürdü. Belediye de neyse sahip çıktı kitaplarını oraya bağışladı. E, o kendi sosyal medya sayfasında e, yazdı, hiç rezervasyon yok dedi. Bozcaada'da hiç rezervasyon yokmuş. Şimdi de burada işte. Havva Gümüş Kaya'nın haberi. İktidarın artan döviz ihtiyacını karşılamak için son umudu turizm gelirleri. Ancak veriler bunun gerçekleşme ihtimali yok olduğunu gösteriyor. Bakan Debati, 35 milyar dolarlık turizm geliri hedefi aşılacak dese de yılın ilk 5 ayında gelen turist sayısı hala pandemi öncesini yakalayamadı. Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel'e göre turizm döviz ihtiyaçlarına can suyu olmaz çünkü çok minimal kalır. Kaynak hep AKP'li belediyelere. AKP panikledi tüm kozlar masada. Emekli aylığı muamması ödenek için başarı şart. Bir de emeklilere bayram ikramiyesi haberi vardı ama dün bugün gazetelerde onu göremiyoruz. Bayram ikramiyesi Erdoğan açıklamış. 2000 lira olacakmış bayramda ve 26'sından itibaren 27'sinden itibaren de verilecekmiş. Bilmiyoruz gazetelerde yok bu. Belki yarın okuruz. Dün akşam gece 11 falan gibiydi haberi gördüm de. Cumhuriyetle devam edelim. Cumhuriyette Fazıl Say var. Piyanist Fazıl Say Yeteneklilere ve çalışkanlara ihtiyacımız var dedi. Beyinler göçüyor. Dünya çaplı piyanist Fazıl Say Türkiye'deki beyin göçünün büyüklüğüne dikkat çekerek Türkiye'den ve özellikle doktorlardan büyük bir beyin göçü var. Bizim zeki, yetenekli, çalışkan ve iyi eğitimli insanlara çok ihtiyacımız olduğu bir dönemdeyiz ifadelerini kullandı. Evet. Covid-19 salgında intihar ederek yaşamına son veren müzisyenleri anımsatan Say, kadrolu ve birikimli olanlar için sorun oluşturmadı. Gündük yaşayanlarda büyük depresyonda devlet tarafından iyi bir yardım gerekiyordu. Hayatına son verenlere çok üzüldük dedi. Öznur Oğraş Çolak'ın röportajı Fazıl Say'la 13. sayfada. Yer alıyor geniş biçimde müziğe adanmış bir hayat. Dünya cenneti piyanist Say ile müziğini ve yeni projelerini konuştuk ama Cumhuriyet onun muhalif yanını öne çıkartmış. Evet, bugün Cumhuriyet'in yazarları da Erdal Atabek gerçekler diyor. Erdal Hoca ile Cuma günü e, Penguen Kitap Evi'nde Erenköy üst, Erenköy'de aşağıda değil ama e, yukarıda e, Siver Caddesi'ne lakap olarak da şeyde e, minibüs yolu deniliyor ona. Orada Atilla Özsever'le birlikte Erdal Hoca'yla güzel sohbet ettik. Hiçbir kelimesi boş olmayan bir insan. Ee, o kadar tatlı konuşuyor ki. Ve elinde de yeni kitapları var. Ee, onları okuyarak yeniden yeniden üretiyor ve müthiş bir beyin sağlığına sahip. Evet. Cumhuriyetle devam edelim. Ülke son hızla iflasa gidiyor. Kepekler kapanıyor. 10 taneden 6'sı borçlu Enflasyonun yükselişi hakkında ne düşünüyorsunuz diye halka sormuşlar. <laughs> Yanlış politikalar diyen yüzde 62. Dış güçler diyen yüzde 24.9 yani yüzde 25. Bu AKP'nin oy oranını da gösteriyor sevgili izleyiciler. Onun için kızmayın ona. Doğal süreç diyenler yüzde 12. Evet. E Diğer haberlerde şöyle, Ortaçgil'in 50. Sanat Yılı Harbiye açık hava tiyatrosu tarihi gecelerden birini yaşadı. Bülent Ortaçgil 50. sanat yılı için düzenlenen konser unutulmaz anılara sahne oldu. Ortaçgil sahnede birbirinden ünlü isimler eşlik ettiler. Emrah kolu kısa e, yapmış bunu. Bülent Ortaçgil gerçekten müziğin büyük ismi gurur kaynağımız kaynaklarımızdan birisi. Bir başka gurur kaynağı da Almanya'nın gurur kaynağı olarak söylersek hiç de yanlış olmaz. Uğur Şahin ve Özlem Türeci onlara Rahmi Koç ödüllerini vermiş. Vehbi Koç Vakfı'nın insanlığa üstün hizmet ödülünü ilk sahipleri Covid-19'a karşı aşı bulan Türk asıllı benim insanları Profesör Doktor Özlem Türeci, Profesör Doktor Uğur Şahin oldu. Türeci ve Şahin Türkiye'de ekip oluşturup önümüzdeki yıl Biontech markası adı altında burada aktif olmayı planlıyoruz dedi Yazgülü Aldoğan'ın haberi bu. Erdoğan ile oynuyorlar CHP liderinden Selman yorumu. CHP lideri Kılıçdaroğlu Cemal Kaşıkçı davasında Selman'ın ziyareti öncesinde düşürüldüğü dikkat çekerek Türkiye topraklarında cinayet işleniyor ve Selman gelmeden önce dosya kapatılıyor. O dosya bizim için kapanmadı. Biliyorum Erdoğan'la oynuyorlar dedi. Çok fazla haber var Cumhuriyet'in birinci sayfasında diğerleri de okuyalım. 28 Şubat generalleri hapiste emekli amiraller ise yargıç karşısında intikam davaları olarak vermiş bunu. Onur'a büyük kuşatma İstanbul Onur Haftası kapsamında düzenlenen 20. Onur Yürüyüşü polisin kuşatmasıyla engellendi. Sabah saatlerinde Taksim'e çıkan tüm yollar kapatıldı. Korkuyorlar, korkuyorlar, korksunlar. Evet. Gökkuşağının kuşağının bütün renkleriyle geliyorlar. Haklı olduklarını biliyorlar ve hiçbir şeyden de korkmadıklarını ortaya koyuyorlar. Şimdi Erdoğan'la oynuyor demiş ya, ben buradan sonra e, kararı bırakıp Sözcü'ye geçeceğim. Sözcü'de e, önce Necati Doğru'nun yazısıyla başlayacağım Sözcü'ye. Necati Doğru diyor ki, Suudi Prens, Emri üzerine kendi milletinden bir gazeteci İstanbul'da konsoloslukta önce testereyle doğranıp sonra parçaları asitle eritilerek yok edilmişti. Bizzat devletimizin ağzından onu katil prens diye dünyaya ilan ettik. Mahkeme kurup yargılıyorduk. Döviz eridi bitti dosyayı kapattık. Döviz eridi bitti dosyayı kapattık fakat Suudi prensi Ankara'da Sarayda sazlı sözlü ve Suudi üstündür. Suudi üstündür nakaratlı şarkıyla ağırlamak için davet ettik. Devletimizin onur ve saygınlığı Arap hançeriyle doğrandı. Suudi geldi gitti utancı sürüyor diyor. Necati Doğru yazısının çok küçük bir bölümü bu başlıkta da kullanmış ama şöyle diyor yangınla ilgili bir bilgi veriyor. Necati Doğru, Marmaris yangını ile ilgili bir sabotajcı yakalandı ve ifadesinde diyor ki babam bana arsa verecekti vermedi babam ile tartıştım kafayı çekip sarhoş oldum iki bidonla benzi koyarak ormana gittim ve ormanı yaktım babasının ifadesi aramızda bir arazi mevzusu yok çünkü benim Marmaris'te bir karış arazim yok ben ormanda arıcılık yaparım ormanı severim ekmeğimi ormandan kazanırım. Oğlum denizde balıkçı. Denizi çok sever. Hep dalış yapardı. Neden böyle bir şey söyledi bilmiyorum. Bir baba olarak evlandığıma mı üzüleyim? Ciğerimiz yandığı için ormanlarımızı mı üzüleyim. Perişanım demiş. Nicati doğru da diyor ki Ey komutan diyor jandarma komutanı sen diyor bu ifadeleri alırken diyor sormadın mı diyor. Varlığı olmayan bir arazi için baba ile oğul arasında tartışma çıkmasının mümkün olup olmayacağını sormadın mı diyor. Yani eğer biz onların istediği kadar aptal olursak, o zaman hiçbir sorun kalmayacak. İşte olmayan arazi için çıkan tartışmada fıkra gibi olay, ormanı yakmış. Yarını bir gün bunların hepsi çıkacak adliyede ve berat edecekler. Orman yangını yaktım diyen, yakmadım diyecek. Bana itirdiler imzalattılar ee, ve ben de kabul ettim diyecek. <laughs> Sonra da seni berat ettireceğiz merak etme demiş olabilirler. Evet Sözcü Gazetesi bugün 15 yılını geride bıraktı. 15. 16 yıldan gün aldı. Sözcü Gazetesi 16 yaşına girdi. Türkiye'de 15 yıldır gerçekleri Sözcü'den öğreniyor. 27 Haziran 2007'de yayın hayatına başlayan Sözcü 15 yıl boyunca en çok satan, en çok okunan, en çok güvenilen gazete oldu. Teşekkürler Türkiye demiş Sözcü için. 85 milyondan topladıklarını AKP'li belediyelere aktarıyorlar. Kul hakkı yemek işte buna denir. İslamcı e, referanslarla hareket ederseniz o zaman muhalefetinizin etkisi biraz azalır. Merak etmeyin. Tavuğun kemiğini bile alamıyoruz. Vatandaşlar pazarda CHP'li Gürsel Tekin'e <laughs> böyle dert yandılar. Sultanbeyli semt pazarını ziyaret eden Tekin, İti kemikten sıyrılmış toğu gösterdi. Milletimiz tam buna benziyor dedi. Asgari ücrette gıda enflasyonu kadar zam yapılmalı demiş. Ee, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özde bir asgari ücret maaşının gıdaya gittiğini söyleyen zamda tüfe değil enflasyon baz alınsın demiş. Evet başka dövizi bozdurmayan şirkete TL kredi yok şirketler bankada çok dövizi var ama bozdurmuyorlardı. Bankacılık Devlet Denetleme Kurulu döviz satmayana kredi yasağı getirdi. Nedim Türkmen'in haberi bu. Altılı masayı çatlatmak için büyük oyunlar var diyor. Gelecek Partisi kurucusu Selçuk Özdağ ki saldırıya doğramıştı. Eski bir AKP'li milletvekildir. Altı partinin birlikteliğini, iktidar korkuttuğunu söyledi. Birliği çatlatmak için daha çok çalışacaklar. Büyük oyunlar var. Boşa çıkaracağız dedi. Evet. Erdoğan'ın ve partisinin iktidardan gitmemek için iktidarda kalmak en büyük amaçları ve Türkiye'den AKP iktidarı gittiği zaman öyle bir enkaz ortaya çıkacak ki on yıllarca borçları ödenerek kapatılmayacak büyük bir açlık ve sefalet de Türkiye'yi bekliyor olacak. Sonra da büyük bir pişkinlikle gittikleri yerden diyecekler ki bakın işte Türkiye'yi ne hale getirdiler. Oysa ülke yönetimi böyle bir şey işte. Birileri yapar, birileri bozar. Yunanistan'da da böyle oldu. <laughs> kısa bir süre önce yani yakın tarih açısından kısa bir süre önce e, sadece iktidarların darmanan ettiği ekonomi sol parti e, sol ittifak başbakan çipras geldi ve <laughs> dedi ki biz dedi bu borçları ödemeyeceğiz şunları yapacağız Avrupa Birliği dedi ki biz sana kredi vermiyoruz önce dedi ücretleri indireceksin işçi maaşlarını düşüreceksin Ondan sonra dedi bunu yapacağız. Bunu yapmam dedi. İyi o zaman biz de sana para vermiyoruz dedi. Mekanizma öyle kurulmuş. Sen kapitalist bir e, yönetim zincirine aradan katıldığın zaman tıpkı halaydaki gibi ona ayak uydurmak zorundasın. Eğer ayak uyduramazsan seni o halkanın dışına iterler ve tek başına ne yaparsan yaparsın düşündü taşındı ve dediklerini yaptı. Ücretleri, emekli e, aylıklarını 2000 Euro'lardan önce 1700-1300 derken 1000 Euro'ya kadar indirdi. Ve <laughs> seçimi kaybetti. Yunanistan'ın Yunanistan ekonomisi düzeldi. Çipras muhalefete geçti. Şimdiki Başbakan Müce Takis, babası da başbakandı onun. E, düzelmiş ekonomiyi aldı ve şimdi Yunanistan refah içinde gidiyor. Fatura gene sola çıktı. Türkiye'de bu daha da ağır yaşanacak. Karar gazetesine geçelim. Kayyum korumalı mevzuat. Devlet garantili projelerin müteahhitleri için geliştirilen İngiliz tahkimi tedbirinden sonra şimdi de tasarruf mevduatı sigorta fonunun el koyduğu şirketlerin yöneticilerine kalkan olacak düzenleme geldi. 15 Temmuz sürecinde darbecilere karşı alınan kararları uygulayan memurlara memurlara koruma sağlayan kanun 6 yıl sonra bugünlerde haklarında çeşitli iddialarda bulunan şirket kayyumları da eklendi. Seçim tartışmaların ısındığı süreçte atılan adım dikkat çekti. Müteahhitlerle İngiliz güvencesi getirildi. Garantili köprü ve otoyollar İngiliz mahkemelerinin tahkim olduğunun ortaya çıkması müteahhite koruma tartışmasına yol açtı. Ne diyor Erdoğan? Diyor ki müteahhitlere para ödemeyeceğim diyor. Bunları diyor iptal edeceğim. Sen diyor yapamazsın diyor. Adalet var. Ne hangi adalet? İngiliz adaleti. İngiltere'de diyor uluslararası tahkim var. Bunu diyor veremezsin diyor. Yerli ve milli diyen adam adalet olarak İngiltere'deki mahkemeleri gösteriyor. Ama e, bu yangın yerine dönmüş bir ülkede bu kararların uygulanmaması için hiçbir şey yok. Ya ağzındaki lokmayı alıp koyup ona yollayacaksın müteahhitlere. Düşünsenize aylarca, haftalarca sokağa çıkma yasağı uygulandı Türkiye'de ve kimse sokağa çıkmıyor. Fakat... Taahhüt etmiş bu köprüden diyor şu kadar araba geçecek, geçmezse ama olağanüstü bir durum çıkmış. Hiç düşünülmemiş bir şey. Bunun için meclisten bir karar çıkartabilirsin ve e, bunu pandemi süresince en azından erteleyebilirsin. Ama para sadece müteahhitlere gitmediği için o zaman tabii ki e, bunu da yapamıyorlar. Evet devam edelim. Bizim e, kanalımız burada gözükmüyor. Ben bunu izlemek istiyordum. Ne kadar olduk, ne yapıyoruz diye ama e, bir daha bakacağım. Artı TV'miz yok. Şeyde var mı arkadaşlar, yayınımız? bak bakalım artı TV canlı şuradan görelim Kusura bakmayın ha. Evet şurada gördüm şimdi Evet Evet ben de görmek istiyorum Tabii ki Evet kararla devam ediyoruz kararda İspanyol duvarında insanlık faciası inanılmaz kötü. İnsanlar böcek gibi yığılmışlar. Sanki zehirli gaz sıkılmış ve insanlar ölmüş. İspanyol duvarında insanlık faciası. Savaştan, açlıktan kaçıp yeni yaşam umuduyla mülteciler arayan mültecilere korkunç trajedi haberleri gelmeye devam ediyor. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla'da sınır geçmek isteyen mültecilerin oluşturduğu izdamda hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye çıktı. Göçmenlerin bir kısmı tellerden düşerek can verdiği bildirildi. Korkunç görüntüler vicdan kanatırken İspanyol polisi gazlı ve coplu müdahalesi tepki çekti. İnsan hakları örgütleri İspanya ve Fas'ta kapsamlı soruşturma talebinde bulundu. FAS'ta bir numara olmaz ama İspanya'da Başbakan istifa bile edebilir sevgili izleyiciler. Çünkü FAS güvenlik kuvvetlerine teşekkür etmiş. Böylesi bir rezalet için. Avrupa'da eğer bunlara tepki göstermezse <laughs> eğer Avrupa'nın ortak değerleri falan hepsi hava gazı olduğu ortaya çıktı bir kez daha burada. Evet. E, Bu gidişle sür manşetten okuyorum. Bu gidişte mega yangınlar yine felakete döner. Tehlikenin büyüğü kapıda diyen uzmanlardan kritik uyarılar geldi. Profesör Doktor Erdoğan atmış. 15 Temmuz'dan sonra mega yangınları bekliyoruz. Marmaris'in başında çok labali davranıldı. Gayri ciddi mücadele olmaz, mücadele olmaz. Kapsamlı bir ormancılık politikası uygulanmalı. Profesör Doktor Ünal Akkemik ise Hazırlıklar 1 Mayıs'ta bitmiş olmalıydı ama hala işçi alımı sürüyor. Bu da ders almadığımızı gösteriyor. Ormanlar da santraller, madenler ve oteller inşa edilince risk daha da arttı. Dosyaların nasıl açıldığını herkes görecek dedi Kemal Kılıçdaroğlu birinci sayfasında Karar Gazetesi'nin onun hemen altında da Temel Karamollaoğlu var. Cumhurbaşkanı zorlamasıyla aday belirlemeyiz. Yani siz adayınızı belirleyin. Biz de onu yıpratmak için elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız diyor iktidardakiler. Putin'e Baviyara kilidi bu da bulmaca gibi ha. Bavyera kilit. Neymiş bu? Ukrayna'daki savaşı dünyayı uçurma sürükleme pahasına sürdüren Rusya, Donbas'ın anahtarı konumundaki Severodonex kentini kontrol altına aldı. Batı ise bir yaptırım kartını daha masaya koydu. Almanya'nın Bavyera eyaletinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ni işaret eden ABD Başkanı Biden, Rusya'dan altın ithalatını yasaklayacağını duyurdu. Altın enerjiden sonra Moskova'nın en önemli ikinci ihracat kalemini oluşturuyor. Evet, Putin'de uzun ve eleştirisiz iktidar yıllarının sonunda geldiği yer burası duvara toslamış bulunuyor. Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesinin Manşetinde yine devlet var. İşte o liste. İşte, işte ee, o liste. Hürriyet İçişleri Bakanlığı listesi bu. Hürriyet, NATO'ya girmek isteyen ama terörle kol kanat gelmekten de vazgeçmeyen İsveç ve Finlandiya'nın koruduğu isimlerin listesine ulaştı. İşte Türkiye'nin iade edilmesini istediği 45 kişi listesi diyor. İsveç'te saklanıyorlar. Finlandiya'ya bunları ver denilmiş. Apostrof bile koymamışlar burada. Finlandiya sanki şey gibi, genel gibi. Evet. İsimler sıralanmış. Birinci sırada Gülen cemaatinin isimleri var. Alperen Doğan, Bülent... Keneş, Harun Tokak, Levent Keneş, Murat Çetiner, Orhaner. Aşağıda ise yine e, yine Orhaner var. <laughs> Herhalde aynı isimden iki tane olamaz değil mi? Orhaner, FETÖ-PYD Orhaner, FETÖ-PYD biri Birbirinden farklı, hiç kontrol etmeden, bari bir tanesini koyun, bir tanesi eksik koysanız bir sorun çıkmaz ama böyle koyunca belli ki iyi araştırma yapılmadan devletten geldiği gibi koymuşlar buraya. Ramazan Güzel, Yılmaz Aytan, Sami Yavuz, Sinan Saraç ve Aysel Alhan. Ragıp Sarakolu, Abdülkadir Aygan, Aziz Turan, bu PKK, KCK diyor. O aslında büyük bir itirafçı Abdülkadir Aygan. Musa Doğan, TKP ML TİKKO'dan kırmızı bülten demiş. Bunları istiyorlarmış. Ama dediğim gibi şey... E Evet. İki tane Orhan Er. Zeytinyağına hile kattılar. Hürriyet'in diğer başlığı. Türkiye zeytinyağı üretimini dünyada ilk beşte ama hilekarlar marka değerini düşürüyorlar dedi. Pamuk yağı ile zeytinyağı arasındaki yarıya yakın fiyat farkı var. Pamuk yağ karışımı piyasadaki en yaygın zeytinyağı ailesi olarak biliniyor. Tüketicinin pamuk yağı ile zeytinyağını ayırt etmesi neredeyse imkansız. Renk olarak çok benziyor. Akışkanlık dereceleri de birbirine uyum sağlıyor demiş. Kabinenin e, milyonların gözü kabinede formüller masada ücret artışı bekleyen milyonların gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinede kabine mi var Türkiye'de Allah aşkına? Evet. E, Veli Efendi'de Gazi Rüzgarı Mustafa Kemal Atatürk adına 96 yıldır aralıksız gerçekleştirilen Gazi Koşusu Jokeyli'ni Özcan Yıldırım'ın yaptığı Secret Power adlı safkan kazandığı Yıldırım 2.31'lik derecesiyle birinci olurken Ahmet Çelik 7 yıllık şampiyonluk serisini sona erdirdi demiş. Gazi'de, evet. Bir de şeye bakalım gazete pencereye bakalım, evet. Gazete pencerede bugün, e evet. Gazete pencerede. Asgari insaf şart yani asgari ücretin arttırılması konusunda bugün bir başlık atmış gazete pencere. Şöyle diyor devamını okuyacağım. Hükümet ısrarla net açıklama yapmaktan kaçınıyor. Ancak Temmuz ayı geldi dayandı. Bugün Bakanlar Kurulu toplantısında asgari ücrete ara zam için karar verilmesi bekleniyor demiş. Madem madem yaptınız çalıştırın. Bu da bundan 12 yıl önce açılışı yapılan Gökçe Bayı Havalimanı 38 çalışanı ile altıl vaziyette yolcu bekliyor. Açılışın Dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın yaptığı havalimanı son yıllarda adeta kuş uçmuyor, kervan geçmiyor. Gazetede bunu gündeme getirmiş. Fas'ta insanlık öldü. Evet çok güzel bir başlık. Onur Yürüyüşü inadı kafelerde yürüyüşçü avını getirmiş. Polisin ne kadar ilkel olduğunu gösteriyor. Evet sevgili izleyiciler... Birinci bölümün sonuna geldik. Şimdi kısa bir ara. İkinci bölümde Yargıçlar Sendikası Başkanı Ayşe Sarısu Pelivan'la birlikte karşınızda olacağız. Kısa bir ara saat 9'da karşınızdayız.